Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sizlerle buluşturan Cenab-ı Hakk'a sayısız hamd-i şükranlarımız var. Resul-i Ekrem Efendimiz'e de bizle de şefaatçi olması için dualarınızı bekliyorum. Epey oldu sizlerle buluşamadım. Fakat bizler yaşımızın ilerlediğinin farkında olmayan bir cemaate mensubuz. 86'ya basacağız neredeyse, 25 Eylül gelirse. Rahmetli hocam Tayyip Okiç 77 yaşında vefat ettiklerinde biz yaşlıyı falan derdik, kendimizi avuturduk. Ama biz neredeyse ondan şimdi 9 yaş büyüğüz. 8-9 yaş büyüğüz. Babamın 4 oğlundan sadece hayatta kalan ben varım şimdi. Rahmetli ikizim Ahmet vefat edeli 4. seneye yaklaşıyoruz. Herhalde dedim beni Cenab-ı Hak daha kabul buyurmuyor ahirete. Biraz daha hizmetimin geçmesini istiyor. İnşallah bu hayırlı düşüncem tahakkuk eder diye ben de düşünüyorum. Emin olun İslam kültürüne mensubiyet kadar şerefli bir mensubiyet yok. Hayatımda vardığım netice bu. Ama bu mensubiyetin liyakati meselesi hepimizi meşgul eden en büyük problem. Cenab-ı Peygamber bundan 14 asır evvel dünyayı teşrif ettiklerinde geçmiş kavimlerden gelen bir takım dinler vardı malum. İslam ismiyle bildiğimiz dini tebşir ettikleri zaman pek çok muhalefetlerle karşılaştılar. Onların tafsilatını benden iyi biliyorsunuz. Fakat getirdikleri en büyük prensip, İslam varlığının Cenab-ı Hakk'ın tek dini olduğunu, onun son peygamberinin de bütün insanlığın hidayet rehberi olduğunu söylemektir. Yani bize Kur'an fikriyatından ve onun tatbikçisi Peygamber Efendimiz'in sünnetinden daha büyük bir rehber, daha kıymetli bir rehber yoktur. Yeter ki biz bu iki kaynağa sahip olabilme şerefini kazanalım. Cenab-ı Peygamber pek çok mücadelelerden geçti. Başta kendisine itiraz edenler, kendi meslektaşları, demeyeceğim de meslek diye bir şey yok o zaman. Kendi hemşehrileriydi. Kendi kabilesiydi. Kureyş dediğimiz kabile bunların en başındaydı. Nasip oldu 3-5 insan İslam imanına sahip çıktı ve kendi memleketinden peygamberimizi çıkarmak durumunda kaldılar. Mekke'den seni çıkardılar diye Kur'an'ın kendi ifadesi var. Kendisi çıkmadı Mekke'den peygamberimiz. Çıkmak zorunda kaldı. Bir kimse kendi memleketinden niçin ayrılır? Bir dava uğruna ayrılır. Bu dava İslam davasıydı. İslam imanını yayabilmek için ona samimiyetle sahip çıkacak bir nesle, bir kavme, bir kabileye ihtiyaç vardı. Bunu Medine'de buldular malum. Daha önce Mekke'den kaçmak durumunda kalan Müslümanlar Habeşistan'a sığınmışlardı. Peygamber Efendimiz Medine'yi teşrif ettikten sonra gelip ona katıldılar. Tekrar Habeşistan'dan Medine'ye geldiler. Medine'de başlıca Müslümanların dışında iki din mensuplarıyla Resulullah karşı karşıya kaldı. Biri Yahudiler, ötekiler de işte Necran'da falan yerleşmiş Hristiyanlardı. Fakat onların Peygamber Efendimiz'e ve İslamiyet'e karşı takındıkları tavır tamamıyla onu kendi dinlerine çekme gayreti oldu.
Kur'an-ı Kerim'de bunun akisleri var. Ama şu hükmü koyuyor Kur'an-ı Azimüşşan. Estaizu billah. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ إِلَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yani ne diyor? Yahudiler ve Hristiyanlar, sen kendi dinlerine tabi olmadıkça sana yüz vermezler, seni sevmezler, senin arkandan gitmezler diyorlar. Yani bugünkü dünyada da Müslümanların karşılaştıkları en büyük cemaatler bu iki cemaattir. Hala bir karşımızda bir Hristiyan dünyası var, bir Yahudi dünyası var. İslami meseleler bahis konusu olduğu zaman bunların birleşiverdiklerini hem görüyoruz, en yakın hadiseler Amerika'nın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı davranıştır mesela. Bu ayetin hükmü katiyetle geçmiş değildir. İlelebet ahirete kadar devam edecek. Ona göre hatta hareketimizi çizmek zorundayız. Affedersiniz, ben bir konu verdiler bana, sağ olsunlar da, ne kadar bir şeyler yazıp gelsem hiçbir konferansımda o yazılara tabi olma imkanına kavuşamadım. Sizlerin bana verdikleri o verdiğiniz o elektrikle konuşmaya başlıyorum ve bitiriyorum. O bakımdan eğer sadet dışına çıkarsam kusuruma bakmayın. Evet. Şimdi ben içinizde en yaşlı adamım hemen hemen. Cumhuriyet devrinin çocuğuyum. 10. senesinde doğmuşum Cumhuriyet'in. Bizim zamanımızda, ben Burdurluyum, bizim zamanımızda İslam dedin mi ne anlaşılıyordu? Ha, namaz kılacaksın, abdest, namaz, oruç, ayı gelirse oruç tutacaksın, hac imkanın varsa hacca gideceksin. Bunun dışında bir içtimai mesele bizi ilgilendirmiyordu hiçbir zaman. Biz düşünemiyorduk öyle bir şey. İslam'ın bir siyasi görüşü var mıdır deseler, ne demek ya siyaset derdik ha. Bizim çocukluğumuzda işte çok partili hayata geçilmeye başlandı. İlk defa 1946'da seçimler yapıldı. Ben o zaman 13 yaşındayım. Hatırlıyorum, Burdur'da işte demokratlar çıktı, Halk Partisi var. Demokrat kelimesini telaffuz edemiyor halk. Ne demek? Demirkrat diye isim koydular mesela. Ama işin içine dini sokmak o ilk siyasi devrimizden itibaren girmiştir bizde. Dinimi sokacaksın. Demokrat, demokrasi diyor, köylü anlamıyor. Ne demek? Oğlum demokrasi falan deyince din partisi teyze demiş ya. DP. Din partisi. Bunu duyan halk partililer lafın altını kalır mı? Onlar da demişler ki biz de Cenab-ı Hak partisiyiz ha. Şimdi bugün gülüyorum halimize. Her neyse, ama bu demokratlar geldiği zaman hakikaten de o devre kadar dinin siyaset veçhesi üzerinde düşünen kimseler yoktu. İslam'ın bir siyasi tavrı var mıydı? İslam siyasetle uğraşır mıydı? Kur'an'da siyasi görüşler ne kadardır? Peygamber Efendimiz'in siyasetle ilgili şeyleri, hadisleri var mıdır? Hiç biz bunlarla ilgilenmedik. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi, namaz abdestten başka bir şey bildiğimiz yoktu. Zaten de o devrin devletinin dini sahaya çizdiği hat bunu gerektiriyordu. Çok mühimdir. Bakın 1924, ben doğmadan 9 sene önce çıkmış olan kanunda, Diyanet Kanunu'nda din adamı dediğimiz zümrenin, Diyanet mensuplarının ne ile uğraşacakları katiyetle çizilmiştir. Katiyetle, gayet açıktır. Diyorlar ki, siz
İslam'ın akidesiyle, ahlakiyle, ibadetleriyle uğraşacaksınız. İslam'ın diyor, bundan maada, bunun dışındaki hükümleriyle meşguliyet Büyük Millet Meclisi'nin vazifesidir. Sakın siz o sahaya adım atmayın diyor. Diyanete verilmiş olan vazife budur. O yüzden dedi ki, mahalli hocalarımıza vaazlarında şifahen konuşmak, vaaz etmek yasaktı. Hutbeleri Diyanet tespit ediyordu. Rahmetli Ahmet Hamdi Akseki merhumun Yeni Hutbelerim diye iki ciltlik kitabını çıkarmışlardı. Bütün hocalara onu gönderiyorlardı. Cuma hutbelerinde onu okuyorlardı. Babam da rahmetli, işte onların şeyin zulmüne uğramış da müftülükten ayrılmış, vaizlikle yetinmiş, hatiplikle. Eski Yeni Camii'nde çıktığı zaman o hutbeyi okumak zorundaydı. Fakat ne yapıyordu babam? Yeni yazısı kendisinin gelişmediği için bizi oturturdu önüne. Okuyun oğlum derdi. Biz hutbeyi yeni yazılı olduğu için oradan okuyorduk. Kendisi eski yazıya çekiyordu hutbeyi. Bugün elimde var tomar halinde eski yazıya çekilmiş hutbeler kitabı. Yanında götürüyor merhum. Tabii onu okumuyor orada. Hani bir polis gelirse işte ben okuduğum budur diyecek. Yani bu devirlerden geçmişiz. Ama Demokrat Parti geldikten sonra İslam'ın biraz nefes aldığını gördük. Hangi sahada? Dini mabetler sahasında. Ben Müslümanım demek hürriyeti sahasında gördük. Rahmetli Menderes'te İslam dini lehinde beyanatlar verince millet afallamaya başladı. Ben Menderes rahmetlinin bir camiye girip namaz kıldığını hiç görmedim ve duymadım da. Ama camilere büyük hizmet yaptığını biliyorum ben. Hatta Ankara'daki Cebeci Camii'nin yapılması sırasında gelmişler. Oradaki fayansları görünce, ya demiş bu tuvaletlerde kullanılan fayanslar. Atın bunları şeye çevirin. Kütahya Çinilerine. O Çinilere çevrilmesini Menderes'e borçlu olduğumuzu söylerler mesela. İstanbul'daki o Salahattin camileri dediğimiz muazzam şeyler dökülüyordu. Yıkılacaklar neredeyse. Onların tamirlerine başlayan Menderes'tir mesela. Ama en sonunda da akıbetini buldu. 60 ihtilalini biz yaşadık. 60 ihtilalinde o zatlar neler yaptıklarını gördük. Halbuki bu zatlar Halk Partisi'nden çıkma zatlardı hepsi de. Celal Bayar'ı merhum da dahil. Hepsi Halk Partili kimselerdi. Daha sonra ayrılmışlardı. Bugün siyasetle konuşma şeyimiz yok. Derdimiz, meselemiz o değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir siyasetle ilgili talimatı var mı yok mu? Biz 1924 Diyanet Kanunu'na hala tabi olacak mıyız, olmayacak mıyız? Hala bunu meclisteki ağabeylerimize mi bırakacağız, yoksa kendimiz de mi meşgul olacağız? Bunun için hamdolsun Cenab-ı Hakk'ın garantisi altında olduğu için yok edemediler Kur'an-ı Kerim elimizde. Kur'an-ı Kerim'i ve ona dayalı olarak bize intikal etmiş sünnet malzemesini tetkik ettiğimiz zaman bu suallerin karşılıklarını biz buluyoruz oralarda. Bir defa Peygamberimiz niye gelmiş? Peygamberimiz insanı halife olarak yaratmış ve Cenab-ı Hak halifelerin en büyüğü Resulullah. Kur'an-ı Azimüşşan'ın koyduğu prensipleri dünyada tatbik etmek için gelmiş. Dünyada tatbik etmek için gelmiş. Tatbik ettiğin zaman bu tatbik edilecek konular bir kısmı ibadetle ilgili. Bir kısmı bizzat idareyle, siyasetle, cemiyet hayatıyla ilgili hususlardır. Daha
Mekke devrinde, Mekke'nin son senelerinde nazil olduğu bildirilen Haç suresinin bir ayetinde Müslümanları nasıl tarif ediyor Cenab-ı Hak? Bu Müslümanlar diyor. Dinlerini serbestçe tatbik edebilecek imkana kavuştukları zaman ne yaparlar? Amiruna bil maruf, marufu emrederler, münkerden nehyederler diyor bakın. Bunların yapıcısı olarak kimi gösteriyor? Hem erkekleri hem kadınları. Hiçbir fark yoktur bakın. Kadın erkek vazife taksimatında Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir ayrım yoktur. Buna erkekler olduğu kadar kadınlar da mesuldür bu sahada. İyiliği hakim kılacaksın, kötülüğü ortadan kaldıracaksın. Bu kötülük ve iyilik nerede oluyor? Cemiyet hayatında oluyor. Cemiyet hayatının bütün meseleleri İslam'ın meselesidir. Ben pek çok konuşmalarımda söylüyorum. İslam'da din adamı diye bir şey çıkardık. Din adamı diye bir meslek yoktur. Niye yoktur? Çünkü her Müslüman dininin adamıdır da onun için yoktur. Emin olun bakın şaşıp kalıyoruz da. Ya bugün Kızılay'a çıksan, ulusa çıksan, bir anket yapsan, din adamı kimdir desen diyorum. Cevap alacağın cevap nedir arkadaşa? Sana din adamı diye kimi söyler? Ya Diyanet Reisi der, ya imam der, ya müezzin der değil mi? Başka bir şey söyler mi? Kimya hocası, doktor, mühendis der mi Allah aşkına? Demez. Peki bu mühendis, doktor, şunlar bunlar dinin dışında adamlar mı? Bozmuşuz. Tabiratı yanlış kullanmışız. Çünkü ilk asırların sonunda Müslümanlar Suriye, Irak, oralara yayıldıkları zaman görmüşler Yahudileri, Hristiyanları şunu bunu. Adamların kendi kıyafetleri var. Kendi meslekleri var. Din adam sıfatları. Ama bizimkiler de yamamışlar. Halbuki biz sahabenin hiçbirinde din adamı diye bir lakaba sahip olmuş sahabi bilmiyoruz. Yok böyle bir şey. Hazreti Ebubekir din adamı var mı bir yerde yazılı? Hazreti Ömer din adamı var mı bir şey? Yok ya böyle bir şey. Ama o koca Ebubekir o dini sünneti bizden çok daha iyi anlamış olan Ebubekir idarenin başına geldiği zaman ilk nutkunda ne diyor? İlk nutkunda sizin vazifeniz diyor beni murakabe etmektir. Ben eğer iyi yaparsam bana destek olacaksınız. Yanlış yaparsam beni düzelteceksiniz diyor. Kime diyor? Müslümanlara söylüyor. Hepsine, kadın erkeğiyle hepsine. Bunları söylüyor. Bunları Ömer de söyledi, Osman da söyledi, Ali de söyledi, Hazretleri de söylediler hepsi de. Peki de biz iyiliği hakim kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmak yolunda mücadele ediyorken neler geldi başımıza? Daha biz üçüncü halifemizi öldürdük. Üçüncü halifemizi katlettik. Kaçta? Peygamberimizin vefatından 24 sene geçmiş daha. 35 Hicri'de. Öldürdük. Niye öldürdük? Benim yaşlardaymış Hazreti Osman o sırada. Kafası işlemez hale gelmiş diyorlar. Etrafını, akrabasını kollar hale geldi. Hükümet İslami nizamdan çıkar hale geldi. Bunu indirmek lazım. Peki indireceksin. İn diyorlar, inmiyor. İndirmenin çaresi ne? Adamı öldürmek. Bakın İslam dünyasının ilk en büyük problemi burada ortaya çıkmıştır. Bir başındaki adam ehliyetini kaybettiği zaman bunun değiştirilmesi nasıl mümkün olacak? Bunun cevabını vermemişler ilk asırda. Problemimiz buradan kaynaklanıyor. Peki ilk halifeler nasıl seçildi? Allah mı tayin etti? Peygamberimiz mi tayin etti? Hayır böyle bir şey yok. Ben emin olun seneler sonra
bu İslam kültürünün bize empoze ettiği fikirlerin doğru olmadığını, bu fikir bazı fikirlerinin doğru olmadığını, bunların kaynaklarımızdan tetkik edilerek ortaya konulması zaruretine kani oldum. Ya fıkıh okuyorsun, söylediği şey İslam'ın mantıki anlayışıyla uyuşmuyor, yanlış. Fıkıh yani ibadetlerle ilgili mesele, hukuku okuyorsun bir şey. Hala hukuk mukuk diyorum da bugün hala hukukta fetva veren Diyanetimiz ne diyor sana? Erkek diyor kadını, seni boş oldu, boş ettim dedim mi? Tamam boş olmuş, boş olmuştur diyor kadını. Ya fetva bu. Bu günümüzün Diyanet mensubu, fetvacısı bunu söylüyor arkadaş. Sen şimdi kadına boş oldu, seni boşadım dedin mi? Kadın gitti. Ya böyle saçmalık olur mu Allah aşkına? Bunun İslamiyetle ne alakası var ya? Ama kitaplarımız da öyle yazdığı için hala bizim oradaki kitap mahkumları bunu söylemekte devam ediyorlar. İstediğini söyle. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndayken bile ben birisi domates mi istihsal ediyormuş, ne yetiştiriyormuş, onun zekatını soruyor. Bizimkiler de, hoca efendiler de zekatını hesapladılar, yazıp gönderiyorlar. Şimdi ben dedim ki kendilerine, sayın hocalarım dedim, benim bizzat bu sahaların mütehassısı olan Hamidullah hocamdan öğrendiğime göre bir tek madde hakkında iki türlü vergi alınmaz diyor. Verilmezse. Bu adam bu istihsal ettiği domateslerin farz edelim. Vergisini devleti vermedi mi? Verdi dediler. Veriyor. E siz neyi bir de vergi veriyorsunuz zekat diye? İstiyorsunuz adamdan. Böyle bir husus yok. Biz bu zekat müessesesini bile rayından çıkarmışız sayın dinleyiciler. Zekat dediğin hadise devlete verilen vergi o zaman da. Estaizu bile huz min envalihim sadakatan diyor ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz'e bunların zekatlarını al diyor. Tevzi edilen maddeler arasında işte fakir fukara şunlar buna saydıktan sonra ne diyor? Vel amiline aleyha diyor. Yani o vergiyi toplayan adamlara da hisse vereceksin. Vergi memurlarına maaşını vereceksin diyor. Bizim hiç bugün zekatı anlatan adamdan vergi memurunu da vereceksin diyen var mı? Çünkü zekat müessesesini biz temelinden öğrenmemiş ki. Mahiyeti nedir bilmiyoruz. Saptırmışız her şeyi. Hocalara vereceksin demişler o devirde. Yahu hocalara falan verilmiyor Allah aşkına ya o devirde. İran Şahı zamanında bütün onların zekatlarını o din adamı dedikleri adamlar topluyorlardı. Niçin? Bunun bin sene öncesinden şeysi var. Sebepleri var. Senin başına Emevi cebbar idaresi geçmiş, kesip biçiyor. O zamanın hocaları ne diyor? Bu adamlara zekat verilmezse. Hatta bunların arkasından cuma namazı kılınmaz diyen alimlerimiz var. Sünni alimlerimiz var. Senelerce hiçbir cumaya gitmedi denen alimlerimiz var. Ben biliyorum bunların isimleriyle. Ya bu allame adam ne cuma kılmaz mı? Sana cumayı kıldıracak adam zalimse onun arkasını kılar mısın? Gitmezsin de. Biz zuhru ayır namazını ne zaman çıkardık? İşte bu devirlerde çıkardık. Zuhru ayır dediğin namaz nedir? Böyle bir namaz yok Peygamberimizin kıldığı. Cuma namazı hatta sünneti bile kıldırmıyor ayet-i kerime. Estaizu billah. وَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ diyor. Namaz kılınınca dağılın, Allah'ın nimetlerinin yani işlerinizle meşgul olun diyor ayet-i kerimede. Ama biz ne dedik? Ha, bu namaz caiz olmadıysa, Allah kabul etmediyse, hiç olmazsa vakti geçmemiş olan öğle namazını kılalım. Zuhru ahir denen budur. Arkadaş sen zuhru ahirin kabul edileceğine dair Cenab-ı Hak'tan senet mi aldın da? Nereden biliyorsun? Şu senin için
Allah dediği zaman yanmıyorsa senin 500 rekat namazının da 5 para etmez arkadaş ya. Biz bir İyyâke na'budu deriz namazımızda, kafamızdan 1000 türlü fikir geçer ha. Yok, caiz değildir bence ya. Son zamanlarımda kaç defa yeniden okuduğumu biliyorum Fatiha'yı. Amin demişim, ha ben dilim okumuş Fatiha'yı diyorum ha. Ama kendi kafam onu okumadı ki. Yeni baştan okuyorum ha. Kaç senesinde gelebildik bu şuura. Onun için bizim namazımızın, nimazımızın da Kur'an'ın istediği kıvama gelebilmesi için kültürümüzün de artması lazım. Bilmemiz lazım. Ne yaptığımızın farkında olması lazım insanın. Peki Ebu Bekir'i seçtik. Kim seçti? Oradaki Medine cemaati. Hatta o kadar mühimdi ki ilk halifenin, başkanın seçilmesi Peygamber Efendimiz'in defnini ileriye attılar. Rivayetlerde 2 gün beklediği vakidir. Meşgul olamamışlar. Ancak başkan seçildikten sonra defnedilebilmiştir. Peki başkanın seçimi sırasında asırlar sonra bizim elimize geçen kitaplarda anlatılan şeyleri okuduğumuz zaman ben diyorum ki böyle bir şey yok. Halife böyle seçilmedi. Halife böyle seçilmedi. Bana niye empoze ediyorlar? Kureyşli olacak. Halife Kureyşli olacak. Yahu halifenin Kureyşli olacağına dair hiçbir sağlam hadis yoktur. Mümkün de değildir. Ama sana İslam'ı öğretmek durumunda kalmış geçmiş imamlarımızın bu konuda söylediklerini okuduğun zaman feleğini şaşırıyorsun. Senden çok farklı söylüyorlar meseleyi. Bütün şeyi tetkik ettim. Kudretim nispetinde. Benim profesörlük tezim odur. Ama bunun şöyle küçük bir kitapta toplamışlar şimdi. Mecbur kaldım bunu çünkü profesör olabilmek için yayın şartı vardı. Yayınlanması şartı var. O yüzden bastırmıştım. Ben öteki şeylerimi hiçbirini bastırmamıştım. Hala da bastırmış şeyin de değilim. Çünkü boyuna okudukça fikrin gelişiyor çünkü. Ama gelmiş yaşın 85-86, bakın ne kadar olgunlaşacaksın be adam ha. Vallahi emin olun yeni kitapları okuyarak geldim böyle hala. Bir şeyler okuyup geliyorum buraya. Çünkü İslam kültürü dediğiniz hazine o kadar büyük ki Resulullah'ın zamanında bütünleşmiş bir Kur'an-ı Kerim, daha sonra kitaplaştı, ilk kitabımız o yazılı olarak. Ama ondan sonra sahabiler peygamberden nakledilmiş hadisleri yazmaya başladılar ki onlara sahife diyoruz. Sahife bugün şu yaprak demek değil, defter demek. 3-5 sahabe bunları yazmaya başladılar. Onların isimleri malum. Daha sonra 1. asra doğru o kadar gelişti ki yazılı kaynaklar, hatta rahmete vesile olsun bizim hadis ve tefsir sahasının en büyük alimlerimizden İbn-i Şihab Zühri'den bir şey naklederler. Develer yükü kitapla geziyor bir yerden bir yere. Hadisle toplamış yazılı kaynak. Hanımı bir gün demiş ki, efendi demiş, bir hanım daha Alman, bana şu kitaplardan daha sevimlidir demiş. Hiçbir hanım ikinci hanım ister mi? Bakın o kitaplardan o kadar boğulmuş ki zevcesi bu espriyi yapmış yani. Yani bundan kastım ne, söylemekten kastım daha ilk asırların sonlarına doğru İslam külliyatı teşekkül etmeye başladı. Her sahada hadisler yazılıyor, görüşler ileri sürülüyor. Kelami meselelerin, kelam ilminin tohumları ilk asırlarda atılmıştır. Emeviler zamanı bilhassa ve sahabelerin birbirini öldürdükleri hadiselerden sonra bu kelami problemler, felsefi düşünce teşekkül etmeye başladı. Yahu sen diyor İslam'ın en büyük hizmetkarlarından bir halifeyi katlediyorsun arkadaş yahu. Bunu Allah mı emretti, kul mu emretti? Bunun suçu kimde? Bu fikirden başlıyorlar. Kaderimiz miydi bu diyor adam. Bizim başımıza gelen bu felaket.
Hadi sana bir kader meselesi. Kaderi Allah mı çizer, insanlar mı çizer? Bunlar da üstadları var, hocalarımız var buralarda. Bunlar benden iyi biliyorlar. Ama biz bu meseleleri inceliyorken, bu meseleleri inceleyen karşı gruptaki bir adamı bu defa tekfir etmeye başladık. Tekfir, yani kafirsin sen diyoruz ha. Eğer adam Kur'an mahluktur dediyse, ne diyor bizim sünni alim? Bunun diyor karısı boştur diyor. Bunun namazı kılınmaz diyor. Bunun mirası bölüşülmez diyor. Çünkü gayrimüslimdir diyor. Ne demiş bu adam? Ha, Kur'an mahluktur demiş ha. Yahu ciltlerle kitap var bu mevzularda. Ama bunu hazmederek, bunu müsamaha çerçevesi içinde görüşmek imkanı yok muydu? Yok. Sertliktir. Kesip biteceksin. Bu kesip pişmenin geçmişi, dediğim gibi Hazreti Osman'ın zamanından bire geliyor bizde. Peki Hazreti Osman'ı öldürmeye gelenler Mısırlıların içinde, hatta evine girip sakalından tutan kimse olarak kimi söyler bizim tarihlerimiz? Muhammed isimli bir sahabiden bahsederler. Kim bu Muhammed? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ayşe'nin kardeşi. Ama Hazreti Osman'ın katilini bulmak için mücadeleye çıkan baş kadınımız kimdir? Hazreti Ayşe'dir. Cemel Harbi dediğimiz hadise ne zaman oldu? Peygamberimizden 24 sene sonra vefatından. Cemel deve demek malum. Peygamber hanımları devede oturduğu için o devenin etrafında cereyan ediyor hadise. Onun için Cemal Harbi. Bir sene sonra da Sıffin oldu. Peki burada ölenler kimlerdi Allah aşkına? Ölenlerin çoğu sahabiydi. Hatta Cemal Harbi'nde falan Hazreti Zübeyir, Hazreti Ubeyde İbn-i Cerrah, yani aşeri mübeşerden zatları. Bir tarafta bunlar şehit oldu. Bir tarafta Hazreti Ali, o kurtuldu şehadetten. Ama onu da daha sonra şehit ettiler. O ayrı mesele. Peki Sıhhîn Harbi'nde 10 binlerce Müslüman öldü. Bunları yapanlar İngilizler miydi? Fransızlar mıydı? Yahu arkadaşlar ya, sayın dinleyiciler mi? Hepsi Müslümandı bunlar. Bu hadise nedir? Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra İslam ümmeti saltanat bataklığına gömüldü. Muaviye'nin kendi oğlu Yezid'i halife olarak tayin etmesinden sonra, kendi hayatında daha, İslam dünyasında saltanat başlamıştır. Saltanat ne demek? Saltanat bir iktidarı ele geçirmiş bir zümrenin babadan oğula geçmek suretiyle iktidarını sürdürmesidir. Basit tarifi budur saltanatın, sultanlığın. Peki ilk halifeler sultan mıydı? Hayır. Bunlar seçimle geldiler. Bunlar beyat aldılar, beyat. Hem kadınlardan hem erkeklerden beyat aldılar. Ne demek beyat? Biz sana diyorlar, iyi işler yaptığın zaman sana müzahiriz, kötü iş yaparsan seni düzeltiriz diyorlar. Böyle beyat aldılar. Çünkü bunlar Kur'an'ı nazil olduğunu bilen, ne zaman nazil olduğunu bilen, ona şahitlik etmiş olan bir tabakaydı. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Muhteşem bir siyasi düsturdur. Başka bir ilahi kitaplarda falan bulamazsınız. اِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ يَأْمُرُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ Size emrediyor Allah. اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ Emanetleri tevdi etmenizi ila ehliha, onun ehline. Kim iyi yapacaksa ona vermenizi Allah size emrediyor diyor. Ayet söylüyor bunu. O zaman senin başında olacak olan idarecinin ehil olmasını sen
temin edeceksin. Ehil olan adamı arayacaksın. Onu bulacaksın. Onu tayin edeceksin. Burada hiçbir kavmiyet endişesi söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kavmiyet tercihi yoktur. Yok Araplardan olacak, yok bilmem şu kabileden, yok böyle bir şey. İşte bu kitapçıkta ben bunun bu sahadaki siyasi halifelik meselesini geçmeden İslam'ın bu sahadaki temel kanunlarını yazmaya çalıştım burada. Ve orada gördüm ki İslam'ın bilinen toplumunda mevcut olan muhtelif kültür şeyleri kaynaklarının temelinde adalet yatıyor. Temelinde ehliyet yatıyor. Hiçbir zaman bir kavim endişesi, bir lisan endişesi yoktur. Yoktur böyle bir şeye. Şu kavimden olacak, bu kavimden olacak. Ama bana niye empoze ettiler? Daha birinci asırın ortalarında Kureyş'ten olacak diye emrettiler. Hadisler yazdılar. Bugün en kıymetli hadis kitaplarımızda var bu hadisler. Resulullah aleyhissalatü vesselam demiş ki, kıyamete kadar başınızda Kureyşli halife olacak diyor. Sanki Allah'ın emri. Buna itiraz eden bir tek ilim adamımız çıkmış mı? İlk devirlerde çıkmış. Bizim Osmanlı'da çıkmış mı? Çıkabilir mi ya Allah aşkına? Senin Osmanlı Kureyşli mi? Değil. Halifelik unvanını nereden kullanıyor? Son zamanlarda öğrendik ki hani bize ilkokul, ortaokul, liselerde falan öğretmişlerdi. Yavuz Sultan Selim 1517'de Kahire'yi fethetmiş. Oradan hilafeti almış gelmiş ve Osmanlılar sultanlığın yanında bir de halife olmuşlar. Böyle öğrendik. Halbuki Halil İnancık merhum da dahil son devrin alimleri gösterdiler ki hiç böyle bir vaka yok. Yavuz Sultan Selim halifeliği falan alıp gelmiş değil hiç. Gerçek dışı bir şey bu. Ta Karlofça anlaşmasında mı ne Avrupalılar bizi halife diye almışlar ismimizi. O devirden beri halife de olmuşuz biz. Ama bu halifemiz bizim son devrin Osmanlı halifeleri bunu kullanmaya çalıştılar. Hatta Vanberi diye bir adam var. Macar, Türkolog, sahtekarın birisiymiş, olduğunu söylüyorlar. Şimdi Macarca'da Türkçe kelimeler var. Bu merak sarmış, bu kelimelerin asılları Orta Asya'daki Türkler arasında var mı yok mu inceleyecek. Peki nasıl gidecek oraya? Sokmazlar eğer gavur kıyafetini giderse. Derviş kıyafetine girmiş. Padişah Efendimiz'den de bir mektup düzenlemiş. Onunla beraber yola çıkmış. Derviş bakın. Sahte bir dervişin Asya seyahati diye kitabı var. Ben de Fransızcasını temin ettim. O var. Orada okudum. Bir Türkistan'da bir şeye girmiş. Bunun İstanbul'dan geldiğini öğrenen oradaki bizim Müslüman, saf Müslümanlarımız diyorlar ki kendisine bir kanaatleri var. Halife Efendimizin yemeğini İstanbul'dan hazırlayacaklar değil ya. Halifenin yemeği Mekke'de, Medine'de hazırlanıyor. Oradan geliyor değil mi demişler. Evet demiş, doğrudur. Yani bizim halifenin yemeği Medine'den, Mekke'den geliyormuş İstanbul'a. Şimdi bu Vanberi orada bakın bizi iğneleyecek şu laf ediyor. Eğer diyor ben halifenin içtiği şarapların Fransızcaların söyleseydim beni oradan canlı çıkarmazlardı diyor. Çünkü kendisini gönderen Abdülmecit zilzurna sarhoş. Ama adı halife. Şu halimizi görüyor musun sen? Bu Osmanlı çok hizmet etmiş İslamiyet'e. Çok da zulmedilmiş kendisine. Hala Osmanlı'nın İstanbul fethini kabul etmeyen Müslüman kardeşlerimiz var.
Suudilerimiz var. Kendi adamını kebap eder yer harif, değil mi? Suudi denen adam. Onun üniversitesindeki adamlar bizi kafir ilan ederler hala. Ya nasıl konuşuyorsun hocam ya diyeceksiniz ya. Bizzat gördüm yani kitaplarında yazdım. İstanbul'u diyor, el en tahta eydil küffar diyor, yazıyor. Halen kafirlerin elindedir diyor. Bir vesileyle bizim şimdiki Cumhurbaşkanı'nın iftar yemeğindeydim. Kendisine anlattım bunları. Not alıyor hep. Zannediyorum siz bu kitap çıktığında İstanbul Belediye Başkanı idiniz dedim. Ha. Siyaset icabı bir şey diyemiyorsun adamlar. Ha. Adamım bütün her tarafı dolar dolu, Suudi. Benim en sevgili devletim Pakistan'a gidiyor. Yüz milyarlarca doları bırakıverince sarmaş dolaş oluvermiyorlar mı? Hepimiz biliyoruz bu hadiseleri. Günümüzün hadisesi bunlar. Günümüzde hiç Peygamber Efendimiz'i temsil edebilecek bir devlet var mı yahu Allah aşkına? Böyle bir İslam devleti ben tanımıyorum, yok. Benim anladığım manada bir İslam devleti bugün dünyada mevcut değildir. Ha. Yok böyle bir şey. Çünkü İslam'ın en başta temel akidesi, demin anlattığım, söylemek durumunda kaldım, ayeti kerime. Sen seçimle mi geldin arkadaş paşa? Hayır. Senin hakkın ne? Peki Osmanlı seçimle mi geldi? Osmanlı, hayır ya. O da Muaviye'nin kurduğu devletin devam ettiricilerinden en son bir Müslüman devlet. Ama bu Kureyşli hadisinden istifade etti. Bunları biz medresemizde okuttuk. Medresemizde okunan akaid kitaplarında Abdülhamid merhumun zamanına kadar bu Kureyş hadisleri okutulmuştur. Halifeler, devlet başkanları Kureyşli olmak zorundadır diye okutulmuştur. Hiçbir medreseli alim buna karşı çıkmamıştır. Ne zaman çıkmışlar? Kitapta bakın, babamdan kalan kitapların arasında İmam-ı Nesefi'nin iki baskılı kitabı vardı. İlk baskısında bu Kureyşli olacak diyor. Ama ikinci baskısında o metin tamamen çıkarılmış. Yok. Niçin çıkarılmış? Çünkü Osmanlı'yı yemek istiyorlar şimdi. İngilizler başta olmak üzere. İngilizler de Arapları kışkırtıyorlar. Bu sizin halife dediğiniz adam Türk. Kureyşli değil. O yüzden halife olamaz. Haklılar o bakımdan adamlar. Ama Kureyşli olması şartı da hiçbir zırvadır, hiçbir ilmi değeri yoktur. O ayrı mesele. Propagandasını yapınca mecbur kalmışlar kitaptan onları silivermeye. Bunu bizim Müslümanlar hep yaparlar. Ben vaktiyle şeyin Reşit Rıza'nın çıkardığı tefsiri okuyorken orada bu gaybi meselelerle ilgili ayetlerin izahında bir iki satırlık bir cümlesine rastladım. Bundan 83'lerde falan da hocam kaç sene geçmiş aralarında? 40 seneyi geçmiş neredeyse evvel. İlk defa ben söyledim bir İzmir'deki bir kongrede. Hiç kimse bilmemiş bunu. Adam orada Şeyhu Şuyuhnel Allame Şeyh Mahmud en-Neşşabe dedi ki diye başlamış. Reşit Rıza'nın Allame saydığı bir adam dedi ki diyor, daha İstanbul fetholmamış. Lemma fetehal arabu min eşkıya-i Türk. İlahi. Ne zaman diyor Araplar eşkıya Türklerden İstanbul'u alırlarsa, o zaman diyor Peygamberimizin müjdelediği İstanbul fethi tahakkuk etmiş olacakmış. Bunu kim söylüyor? İslam'ın müceddidlerinden sayılan bir adam naklediyor bunu tefsirinde. Şimdi bizim dekanına falan bahsetmiştim. Bakmışlar tefsire,
O bu metin yok. Bu metin yok. Geçen cuma, dün değil mi? Dün götürdüm kitabı. Bizim dekan bey şey etti, iyice inceledi ki bu kitabın son baskılarında bu metni kaldırmışlar. Yok. Yani Reşit Rıza'nın tefsirinde günümüzde çıkan nüshalarında bu bahis yok hocam. Peki niçin yok? Ha, Türkleri kızdırmayalım, şu edelim, bu edelim. Çünkü aynı iddiada bu IŞİD miydi, neydi bir şeyler çıktı meydana kaç sene evveline. Onların iddiası o. Bizim elimizden alacaklar da peygamberimizin ideali gerçekleşecek o zaman. Yahu bu bizim kavmiyet mevzuundaki dalaletimiz ne zaman son bulacak Allah aşkına? Şurada inceledim. İslam'ın temel prensiplerini yazmaya başladım. Bunların söyledikleriyle bu Kur'an'ın söylediklerinin hiçbir alakası yok arkadaşlar. Peygamber Efendimiz mesela biz Arap olarak biliyoruz değil mi? Tamam Arap. Kur'an'da sen Arapsın diyen bir tek ayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yok böyle bir şey. Kavmüke diye geçer orada. Senin kavmin diye geçer mesela. Ama onun Arap olduğunu herkes biliyor. Ama Araplığı bir kavmiyet unsuru olarak, bir değer olarak Kur'an-ı Kerim yazmamış. Yok böyle bir şey. Araplık, Arap olmak bir değer değil. Adam olmak değer. İnsan olmak değer. Müslüman olmak değerdir. Bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'e. Peki Arapça konuşmak? Ha, öyle bir devirler gelmiş. Arapçayı biz mukaddes dil olarak görmüşüz. Arapça en mukaddes dil. Bunu kim söylüyor ya bizden? Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi söylüyor ya Allah aşkına. Metnini yazdım geldim. Gözüm alsa okuyacağım size şimdi şurada. Of gelen varsa gelsin okusun. Metni var burada bende. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi kim? Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarından. Anadolu harekatına düşman bir zat. Kaçmak zorunda kaldı. 1954'tü zannediyorum, hatırlıyorum. Vefat etti Kahire'de. O oradayken Mevkuful Aklı vel İlmi diye 4 ciltlik kitap yazdı Arapça. Orada okudum. Vah 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 sağ ol dedim. Ben ki diyor Türk'üm diyor ama Arap olmak en büyük fazilettir diyor. En mukaddes, en kıymetli kavim Arap olmaktır diyor. Arap lisanı en üstün lisandır diyor. Halbuki merhum Eger ki Mustafa Sabri Efendi anası da Türktür, babası da Türktür. Kendisi de söylüyor. Ben Türk olduğum halde ben bu kanaatteyim diyor. Hala da değişmedi kanaatim diyor. Peki İmam bizim Mustafa Sabri Efendimiz eğer Gazali'yi okumuş olsaydı, İmam-ı Gazali'yi okumuş olsaydı, İhya-ül Ulum'u dikkatli okumuş olsaydı, bu Gazali'nin bu dil mevzunda söylediklerini okumuş olsaydı acaba ne derdi? Muhakkak Gazali'yi tekfir ederdi. İmam-ı Gazali diyor ki, Allah'ın dillerinin birbirinden farkı yoktur. Arap lisanı da aynen Türk lisanı gibidir diyor. Bakın, Türk kelimesini kullanıyor İmam-ı Gazali İhyasında. Yerlerini yazdım, burada var hepsi. Fakat tek fark diyor, Kur'an'ın Arapça gelmiş olmasıdır diyor. E peki biz dil mevzuunda Kur'an'ın görüşlerini tetkik etmeye kalktığımız zaman ne görüyoruz? Cenab-ı Hak diyor ki Peygamberimize, biz senden önce de kitapları gönderdik diyor. Peki o gönderilen kitaplar acaba Arapça mıydı? Yok ya, ne Arapçası? Kimi İbranice, kimi Süryanice. Değil mi? Ya buradan bir ibret alsana, bunu söylemesene. Ve adam.
Peki ondan sonra biz neleri bozduk? Hani yarın bir seçime gideceğiz de o seçim havasında ben bunları söylemek zaruretini hissettim. Eğer kendi vicdanımızda biz ehil olanı bilip de atıyorsak Allah seni mesul tutmaz o zaman. Sen kendi kudretinle muhatapsın Cenab-ı Hakk'a bilebildiğin kadarıyla. Ama yanlış atarsın, ama doğru atarsın. Ama o prensibi muhakkak göz önüne almalıyız. Yok benim babamın damadıydı, yok annemin bilmem nesi, yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Yok böyle bir şeyler. Hatta Hazreti Ali rahmetullahi aleyh şehit olacak, yaralanmış. Senin yerine diyor Hasan'ı halife seçelim mi diye soruyorlar. Son senelerde okuduğum bir kaynakta gördüm. Hayır diyor. Ümmet kimi isterse onu seçin diyor bakın. Kimi ehil buluyorsa onu seçin. Ama biz Hasan Hüseyin'i camilerimizde yazdık. İsimlerini değil mi? Ya bu isimlerden çok daha kıymetli sahabiler var. Onları neye yazmadık? Hasan Hüseyin'i daha solda sıfır bırakacak adamlar var. Bir tek hanımın ismini yazdık mı biz camiye? Hazreti Ayşe bunların topusunu siler sabırır. Ne Hasan'ı bırakır ne Hüseyin'i İslam kültürüne olan hizmeti açısından. Yazmadık. Sağ olsun bizim görmeze söylemiştim de şu camide bile yazdırın demiştim de şimdi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin kadınlar mahfilinde 10 kadar hanımın isimleri var. Türkiye'de ilk defadır bakın. Mahfiline çıkın bir bakın orada mesela. Peki sen kadını yücelttin mi ki onları yüce makamlara yazıyorsun diyeceksiniz. Hayır. İslam dünyasında kadını en rezil hale getiren Müslüman erkeklerdir. 1852'lerde bir Fransız doktor bir kitap yazmış. La femme arabe avant et après Islam diyor. İslam'dan önce ve sonrasında Arap kadını. Ya, tam böyle kitap. Ha. Son seneleri gelinceye kadar okuyamamıştım. Ha. Tercümesiyle uğraştığım Goldsier bana öğretti onu. Orada Goldsier denen adam yakında belki bu ay çıkar onun kitabı. İslam'da kadın evliyalar diye bir bölüm var. Kadın evliyalar. Ha. Orada da yazıyor. Ha. Bu Fransız diyor ki kitabında İslam diyor kadını pespaye etmiştir. Kısaca. Düşürtmüştür makamı falan. Bu Goldsier bu defa Yahudi alim ona cevap veriyor. Sen ne diyorsun yahu diyor. İslam'da kadın o kadar yüksek mevkiye çıkmıştır ki hatta evliya mertebesinde kadınlar var. Türbeleri var diyor kadınların diyor. Kahire'de şurada burada. Üstelik diyor sen ona hitap ediyor. El mu'minune vel mu'minati ve ila ahir ayeti okusan diyor 5-10 sahada erkeklerle kadınları beraber zikrediyor Kur'an-ı Kerim. Hiçbir ayrım gözetmiyor. Bunu okusan bile bu lafı etmezdin diyor. Peki bu kitabı ne zaman yazmış dedim? 1852'de. 150 sene evvel, 170 sene evvel yazmış. Hiç Müslüman'ın haberi var mı? Yok, cevap verebilecek halimiz yok bizim. Cehaletten elhamdülillah birbirimizi gördüğümüz yok. Bir yaşlı abiniz sıfatıyla söylüyorum. Eğer 1000 küsur senelik İslam külliyatını bize ulaşmış olan kısmıyla dahi olsa fıkhı, tefsiri, hadisi, kelamı, tasavvufu ne olursa olsun bu kitapları ilmin ölçüleri içinde tenkitten
eleştiriden geçirmedikçe bizim iflah olacak halimiz yoktur. Yoktur. Bugün İslam mevzuunda müttehit bir görüşe sahip değil İslam dünyası. Birbirinden farklı. Hepsi ayrılmış gene. Rahmetli Deli Fişek gibi çıkmıştı Muammer Kazafi bir aralık. Yakıp yıkıyordu ortalığı. 1976'da bizi bir Hristiyan İslam diyaloğu diye bir şey yaptı. Vatikan heyetini çağırmış. İslam alimlerini de çağırmış. Onlarla mücadele ettiriyor bir şeyleri, adamları. Orada da çıktı bir konuşma yaptı. Vallahi öyle hakaret ettik ki Hristiyanlığa. Ben dedim şimdi bu adamlar çeker gider. Çekip gitmediler hiçbir zaman. Çok alışmış adamlar ya. Bu işlere hiç çekinmediler. Ama ben kendimi davet ettirdim Roma'ya bizim heyetle. Oraya ilk gittiğim ertesi gün bir kitapçıya gittim. Adamlar İslamo Christiana diye dergi çıkarmaya başlamışlar bu kalınlıkta. İslam Hristiyan dergisi. Günümüzde 40 cildi buldu. Bir tek cildinden haberi olan ilahiyatçımız var mı? Ne söylüyor bu adamlar bu kitaplarda? Ne söylüyorlar Allah aşkına ya? O kadar kıymetli şeyler yazıyorlar. Bizim bilmediğimiz hususları açıklıyorlar. Şaşırır kalırsın, utanırsın. Ben utanıyorum ya. Peki de bunları okuyacak ilahiyatçımız nasıl yetişir? İlahiyatçı bina açılmakla yetişmiyor arkadaşlar ya. O külliyatı okumakla yetişiyor ancak. Bana seneler önce Şark'ta Malatya'nın bir kazasında bir ilahiyat fakültesi açmışlar. Oradan bir asistan gönderdiler. Benim yanımda doktora yapacak. Oğlum dedim, ne zaman açıldı sizin fakülte? Açıldı hocam dedi. Hocanız var mı dedim, yok dedi. Hocası yok, fakülte açıyorlar. Peki kim açtı? Siyasiler. İlim siyasetin elinde olduğu müddetçe gene iflah etmeyiz biz. Bugün acaba yüzleri bulmuş ilahiyat fakültesi ben sayamıyorum yani. Acaba oralara yerleştirdiğiniz ilim adamlarının ehliyeti ne derecededir desen yazdıkları şeyleri okuyabilirsin. Anlarsın. Vallahi lazım daha eski yazılı Türkçe'yi okumayan tez sahipleri var ya. Tez sahipleri var. Allah Allah. Ağlayayım mı, güleyim mi halimize şaşıp kalıyorum. Tekrar tekrar rica ediyorum. Şu açtığınız mesela akademiler, şunlar bunlar. Burada kendimizi serbest fikirle, serbest düşünceyle kendi kitaplarımızı bir tenkitten geçirmeye çalışacaksınız. Ya bu adam bunu söylüyor ama bu doğru mu söylüyor, eğri mi söylüyor? Bunu hiç kimseden korkmadan. Ama bu allameymiş, şuymuş, benim ne haddime bu allameyi tenkit etmek demeyeceksiniz ha. Benim ne haddime Ömer Nasih Hoca'yı tenkit etmek mesela. Ama yazdığı bir hükmün saçmalığını, safsatı olduğunu ben kanaat getirdim. Vallahi muhalefet ettim. Ve doktora tezimi de seçmeme vesile olmuştur. İslami tenkit zihniyeti ve hadis tenkitinin doğuşunu vesile olmuştur Ömer Nasih Hoca. Niye? İlmi halinde öyle şeyler yazıyor ki saçma sapan şeyler ya. İslam'ın fikriyatıyla hiçbir alakası yok. Geri değil şimdi zamanınızı almayayım. Yani misaller verebilirdim çok. İmamlarımızdan İmam-ı Azam ismi üzerinde İmam-ı Azam en büyük imam demişiz. Çünkü mezhep sahiplerini o dört büyük diyelim hani ötekileri saymayalım. Dört büyük mezhebin ilk şeysi yaşlısı o. 80 Hicri'de doğmuş, 150'de vefat etmiş. İmam-ı Şafii 150'de doğmuş, 204'te vefat etmiş.
Ahmed İbni Hanbel 164 ölmüş, 241'de vefat etmiş. En eskileri İmam-ı Azam. Şimdi İmam-ı Azam'dan bir fetva yazmışlar. Okuyorum. He. Adam evini kiraya vermiş. Kira halindeyken bir hırsız gelmiş, evin eşyasını almış gitmiş mesela. Evin sahibine ait olan eşyayı almış gitmiş. Şimdi bunun tazmini kime düşer? Eğer yazdığı doğruysa, İmam-ı Azam demiş ki evin sahibine düşer. İmam Ebu Yusuf demiş ki yok, kiracıya düşer. E size göre kime düşer? Değil mi? Evin sahibinin haberi yok ya. E peki bu fetvayı veren İmam-ı Azam diyor kitap. Kitap İmam-ı Azam diyor. Ha. Ama sen Diyanet'te söylemeye kalkarsan, sana hani kadına boş ol dedim, boş olacaksın. Yahu etme kılma yahu. Bir şartı şurtu var ya bu işlerin Allah aşkına ya. Ama sen kitapta yazıyor diye kitabı tenkit etmezsen, o kitabı yazan adam büyük adam dersen, çukura düştüğünün günüdür arkadaş ya. İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Ebu Cüveyni'nin, İmam-ül Haramin Cüveyni'nin arkadaşı ya, Nizamül Mülk dediğimiz allame. Tekrar bu misali vermek zorunda kalıyorum. Ha. Siyasetnamesini okuyanınız var mı içinizde? Ha. Farsçasında yayınladılar Dil Tarih'te. Okudum, bizzat tahkik ettim. Kadınla müşavere edin diyor, ne söylerse aksini yapın diyor. Ya. Yahu Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. Peygamberimiz böyle mi yaptı? Kur'an böyle mi söylüyor? E sen Nizamül Mülk böyle demiş diye onu kabul eder gidersen, bizim Mevlana'mız da Mesnevisini yazar aynı şeyi. Haberimiz yok. Mesnevi, aa Mevlana dön vallahi dön, kafamız dönüyor ha. Ama ne demiş adam ya, oradan bir fikir çıkarsana. Bu adamın söylediği hepsi doğru mu? Allah aşkına bir söylesene. O tarafa eğilenimiz yok arkadaşlar ya. Bu nereden kaynaklanıyor? Bizim kültürel değerlerimizi eleştiriden geçirmemizden kaynaklanıyor. Buna mutlaka eğilmemiz gerekiyor. Aldığınız kitabı bir doğru diye, ha bu Şeyh Efendi yazdı, her şey doğrudur demeyin Allah aşkına ya. Demeyeceğinizi biliyorum ha. Ama diyenler var Türkiye'mizde. Adam 80 küsur baskı yapmış kitabında, Saadeti Ebediye diye. Kazurat'ta yaşayan kurtlar temizdir diyor arkadaş ya. Gençler belki kazurat bilmez, insan pisliği demek ya. Ve bu adam ordumuza 25 sene fizik kimya öğretmiş ya. Daha ne söyleyeyim ya. Beni bulsalar garanti değirmen taşının altına ezerler beni ha. Yazdığım makale hiçbir resmi cevap veremediler, yok. Kadın sesi haramdır diyor. Kendi damadı televizyonda her gün kadın çıkarıyor. İdi diyelim. Vallahi bana doktor dedi bir saatten sonra konuşma dedi. Geçtim hocam ya. Ha. Kusuruma bakmayın. Çok söyleyeceğim şey var. Dertleşeceğim şeyler çok. İnşallah yazabilirsem lütfen onları. Yani bir profesör yazdı diye değil ya. Bir adam yazmış, acaba doğru mu, eğri mi diye okuyun. Lütfen ha. Ve benim bu kitapların baskısıyla şununla buna hiçbir alakam yok. İşin maddi tarafıyla hiçbir alakam yok, bilmiyorum ha. Onu da dikkatinize sunarım. Ben bir menfaat temin ediyor değilim. Peki. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bir dertlerimizi dökebildiysek biraz. Hocam sizlerden buradasınız. Maşallah.